Cumhuriyet gazetesi gerçeği yansıtmayan bilgilerle yine dini değerlere saldırdı. İskilipli Atıf Hoca'yı hedef alıp Çorum Belediyesi'ne iftira atan gazete, Binevler'deki Valide Camii yanında bulunan arsayla ilgili yapılan imar düzenlemesini çarpıtarak servis yaptı. Yapılan habere ilk tepki Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş ve mahalle sakinlerinden geldi. Valide Sultan Camisi'nin yanındaki alanın park olmadığını açıklayan Muhtar Bölükbaş, bölgenin yıllardır talebi olan market ve alışveriş alanı ile ilgili yapılan düzenlemenin kendilerini son derece memnun ettiğini vurguladı. Bu imar değişikliği tabii mahallemizin de şeyine oldu, iyiliğine oldu. Özellikle ben bir mahalle muhtarı olarak yıllardır bunu dile getiriyorum. Ya koskoca bir mahallede alışveriş merkezi olmaz mı? Bir tane bakkalımız dahi yoktu, inanır mısınız? Bir tane bakkalımız yoktu. İstersen gidelim Binevler'i şey yapalım, gezelim. Ben yıllardır muhtarlık yapıyorum. Yıllardır uğraştığım tek şey Binevler'e bir alışveriş merkezinin yapılmasıydı. Ben bu mutlulukla yaşarken burada duyduğumuza göre cemaat arkadaşlarımız da buna şahit. Demişler ki caminin arsasından alındı. Caminin arsasından alınma diye bir şey yok. Hatta az ileride yol vardı. Yolu da camiye kattık. Yani fazlasıyla arsa verildi. Şimdi biz burada huzurunuzda Sayın Belediye'mize, Sayın Belediye Başkanımıza, bu çalışmayı yapan her kim varsa ona teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun ki böyle güzel bir yerde güzel bir alışveriş merkezinin dikilmesi bizi çok mutlu edecek. Bizi, mahallelimizi, zaten mahalleli demek cemaat demektir yani. Biz mutluyuz, biz memnunuz. O sebepten dolayı biz burada her zaman için bu hususta Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor ve sahip çıkıyoruz. O zaman ispat etsinler. Burada cami arsası diye bir şey yok. Mahalle sakinleri de camiye ait yeşil alanın satıldığı yönündeki iddiaya tepki gösterdi. Vatandaşlar Çorum Belediyesi'nin cami alanını satmadığı gibi tam tersine cami alanını büyütecek bir imar çalışması yaptığına dikkat çekti. Bu su kanalı, yani devlet su işlerine ait su kanalı iptal oldu. Mülkiyet belediyeye geçti. İmar değişimi, oradaki arsa, buradaki boş alan da belediyenin. Burayı birleştirmişler. İmar değişikliği yapılmış. Bu inşallah bu mahallenin ihtiyacını giderecek. Sosyal amaçlı olabilir, efendim başka amaçla olur. Bu halkın hizmetine inşallah hayırlı bir hizmet yaptırılır. Bu halkın temel ihtiyaçlarını karşılayacak, sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak bir yerin olmasını isterim. Mahallenin istediği bu. Buradaki boş, atıl bir alan. Camiyle falan hiçbir alakası yok ya. Cami arsasına katılan yeri bize bir gösterebilir misin? Peki, cami arsasına katılan yeri size göstereyim. Buradan, şu duvardan bak. Duvardan buraya kadar 8 metre. Arşıda alanı alıyorsa. Buraya kadar geliyor. Tamam mı? Burası sulama kanalı, duvarların olduğu yer. Sulama kanalı iptal edildi. Buradan devam ediyordu sulama kanalı. Evet. 8 metre yer buradan iptal edildi. Yolda dahil olmak şartıyla. Yolu iptal ettirdi. Ne oldu? Arkaya kadar boş bir alan çıktı. Evet. Boş alanı şimdi buradan bu tarafı, duvarın hizasından bu tarafını komple belediye dedi ki size kattım oradaki Kur'an yola kadar. Kur'an şimdi burada caminin alanına tecavüz neredeymiş onu bir göstersinler de biz de bilelim. Caminin ayrılan alanın en az iki katı burası. Katılan yer. Bu arsa belediyenin. Yani cami alanı değil yani. Vatandaşın isteği neyse belediye ona göre yapsın. Burası çok güzel olacak. Yani park gibi olacak burası. Burası yeşillendirilecek. Lütfen yani bu sıkıntıyı çıkaran insanlar bir de buraya yapıldıktan sonra gelsinler bizim davetimiz var. Biz onlara ikramlarda bulunuruz. Hoş geldin deriz, misafirperverliğimizi gösteririz. Buranın son halini onları bekliyoruz.